virgülden devam ediyorum. Ha. Dünün devamı sevgili seyirci, kimse şaşırmasın. Biz dün nerede kalmıştık bu arada? Dün de kaldı. Dün de kaldı. Bugün bugündür. Dün dündür, bugün bugündür. Süleyman Demirel analım. Bir dakika, başka bir şey söyleyecektim. Hatırladım. Değişen kalben. Hani dedin ya dünkü programda. İçim söylüyorum. Senin şimdi bu yaptığın, ben de işte burayı tam ez cümle söylüyorum. Hani harekete geçirdi. Belki bu çocukluğumdan, belki şu. Aşkta, yani ilişkide, o sevgi aşkın içinde, o ilişki içinde karşı taraf bunu kullanır kaygısı var mı? Yoksa o kadar mı özgürleştin? Umurumda değil ya, kullanırsa kullansın, yol yapsın beni mi? Tatlılar. Benden başka hiç kimsenin davranışlarından ben sorumlu değilim. Ben sadece kendi davranışlarımdan sorumluyum. Kendi sadakatimden, kendi aşık olma rahatlığımdan, kendi duygusallığımdan sorumluyum. O yüzden biri bana nasıl davranır, beni manipüle etmeye çalışır mı, benden çalar mı, benden götürür mü, bunları düşünemem. Çünkü bu onun meselesi, benim değil. Ama o zaman hiç mi korku yok içinde yaralanırsam diye? İnşallah yaralanırım. Yani umarım o duygulardan bana hem çok olumlu hem de böyle kimi zaman acıyan yerler kalır ki güzel bir hafıza oluşur yani. Ne mutlu. Bir şey öğrenirim. Ya da yaralanmam, yaralanmamaktan bir şey öğrenirim. Yani bütün ihtimalleri açayım. Sonuçta matematiksel bir düzlemde yaşadığımız için aslında zaman çok işte uçsuz bucaksız bir düzlem. Biz içinden geçiyoruz. Farklı katmanları var aklımızın bile almayacağı, henüz insanoğlunun aslında keşfetmediği. Biz değil ama belki ilerleyen çağlardaki gelecek atalarımızın yakalayabileceği zamanın o kadar çok ucu bucağı var ki. Ben o zamanın içinden geçiyorum, yolcuyum yani, mis gibi. Şimdi senin bütün bu anlattıklarını yan yana koyduğum zaman burada bilen bir ruh var aslında. Benim gördüğüm şey, ya kalbine bak. Ya ne kadar da rahatlamış, ne kadar da dönüşmüş, değişmiş değil. Benim gördüğüm şey aslında kalben o doğduğu, o bilen, o ruhu, o özü hatırlamış. O bilmenin, o şeyin rahatlığıyla aslında ne yaşayacağını bilen bir yolcu var karşımda gibi hissettiriyor. Ne güzel hissettim. Darısı başıma inşallah. Yok ama bence gibi. Böyle bir şey, yani bunu biliyor, aslında bunu biliyor musun bence? Bence de böyle yani, bir inkar edilemez biliyor. Bir şekilde kendimle bütünleşip yaptığım şeyi hissettim. Yani sanki asırlardır şarkı söyler gibi, ninni söyler gibi, ağıt yakar gibi şarkı söylemeye aşkla bağlıyım. Anamın babamın bana ne kadar sevgi verdiğini görüp geri kalan her şeyi içimde böyle tatlı bir kutuya koydum. O da bir müzik kutusu. Onu da açtığımda hüzünlü de olsa yine bana bir şarkı söylüyor. Mutlaka bir şarkısı var. En acı duygunun bile. Çünkü bu kadar değişen kadın bu kadar acı çekmekten bir tık olsun başka bir yere. Hayır, o acıyı yine o kabulleniş tabii, var ya. Tabii. O biraz yani o bilmenin özgürlüğünden de geçiyor gibi hissettim ben. Naçizane haddimi aşıyorsam eğer, hani böyle yani bir ahkam kesiyorsam o değil demeye çalıştım. Hiç ahkam kesmiyorsun. Sadece böyle ömür boyu bilme yolunda yürümek isterim sadece. Hı-hı. Yani anlama yolunda, kavrama yolunda. Ve hep müzik yapmak isterim, hep hikaye anlatmak isterim, hep şakalaşmak isterim. Bugün pek şakacı bir günüm değil mesela. Bugün daha böyle düşünceli bir günüm sabahtan beri. Ay, elinize ayaklarınıza sağlık. Canımsın, çok teşekkür. Çay götürenlerin çok olsun Erdinç'cim, yakışıklım benim. Böyle kimi zaman her günümüz başka bir gün işte. Bugün seninle buluştum, bugün böyle hissediyorum. Hı-hı. Bugün sabah erken uyandım. Böyle sarmaşıklarla kaplı bir balkondan yapraklar arasından güneş süzülüyordu. Biz bir dişil sözlük diye bir şey başlattık. Dişil sözlükte buna potroidma diye bir isim taktı dünya güzeli bir hanımefendi. Yaprakların arasından ışık süzüldüğünde sinematografik bir etki yaratıyor ya insan zihninde. Evet. Sanki böyle bir diyorsun bir filmin içindeyim. Tam öyle bir sahne yaşadım bu sabah. Adı böyle. Ne? Potroidma diye bir kelime buldum. Potroidma. Çok hoş değil mi ya? Podroidma. Evet, ne güzel bir kelime. Podroidma. Kelime üretmek ne güzel bir kafa. Şeyin yaprakların arasından süzülen ışığın bizde yarattığı o ben bir filmin karakteriyim etkisi. Podroidma. Ay, evet. Süpermiş. Benim de çok ben hep böyle yaşadığım için podroidmik bir yapıdayım ben. Podroidmik bir kişiliğim. Işık ne kadar mutlu ediyor Işık insanı. Işık böyle bir filmde yaşıyormuşum hissi veriyor. Dünya veriyor. Öyle geliyor sürekli. Sanki hani bu dünya böyleymiş gibi. Öyle zaten. Ne güzel. Çok tatlıdır ya, tasavvufta da vardır. Bir rüyaymış meğer diye. Hani
O kadar tatlı ki böyle yaşadığımız şeyin bizim kendi gerçekliğimiz olması, bir yandan binlerce zamanın üst üste geçmesi, binlerce insanın bir arada olması, hepimizin atalarımızın yedi ceddinden getirdiği bütün huylarımızla, hastalıklarımızla, ağrılarımızla ve böyle neşemizle burada olmamız ama birbirimizden ayrı sanmamız falan. Peki düzlemler arası ilişki? Yani, ölenler, yaşayanlar, sevgi kaybolmuyor yani. Ben mesela şunu fark ettim, nefreti unuttuğumu fark ettim. Yani birinden niye o kadar nefret ettiğimi unuttuğumu. Mesela ben onun ağzını burnunu falan dediğim yıllar önce birine dönüp bakıp ben niye onun acaba ağzını burnunu, neden yani o öfke, hatırlamıyorum. Ama birini niye sevdiğimi biliyorum. Yani onunla bir bağ kurulmuş aramda çünkü bu kadar. Sevgiyi unutmuyorum. Ama nefreti unutuyorum mesela. Niye öfkelendiğimi unutuyorum. Bir para alışverişi vardı. Kaç paraydı o acaba? Unutuyorum. Bir eşya alınmış. Etiketinde ne yazıyordu acaba? Unutuyorum. Ama o eşyanın üzerinde biz arkadaşlarımızla oturmuşuz. İşte gün doğumlarına kadar sohbetler etmişiz. Sevdiğimiz kitaplardan bahsetmişiz. Çocuk isimlerinden bahsetmişiz. Öğretmenlerimize anlatmışız birbirimize ilkokuldaki, ortaokuldaki. Şimdi o hatıraları hatırlıyorum mesela. O yüzden zaman içinde galiba her şeyin anlamı maddi olmaktan daha farklı bir yere evriliyor. Bunda müziğin, tekrar tekrar söylüyorum, çok büyük bir payı var. O yüzden bunu hep söylüyorum. Her bir insanın çok sevdiği bir uğraşa ihtiyacı var. Yani bu bir ihtiyaç, bu şey değil. Hı hı. Hobi bir lüks arkadaşlar değil. Hayır, hobi çok gerçek öyle bir gereklilik. Hani nasıl ki her gün o 5-6 bardak suyu içiyorsan, her gün evine o yoldan gidiyorsan, işte her gün bir yatağa ya da döşeğe uzanıyorsan gece, tuvalete gidiyorsan, yani bütün ihtiyaçlarını düşündüğünde bir insanın, bu da öyle bir ihtiyaç. Yani sen işte ağaç işçiliğinden mi hoşlanıyorsun? Sen yazı yazmaktan mı hoşlanıyorsun? Sen pul biriktirmek mi istiyorsun? Sen oyuncak mı yapmak istiyorsun kardeşim? Sen mültecilerle mi çalışmak istiyorsun? Sen işte sınır boylarında asker olup bunu böyle bir yerine getirmek istiyorsun. Eş zamanlı olarak da işte bir şeyler mi çiziktiriyorsun defterlere? Hani eskizler mi yapıyorsun? Yani mesleklerimizden de bağımsız. Çünkü şunu da fark ettim. Benim babam emekli bir asker ve bir asker olarak bazı edinemediği hobiler olmuş hayatta mesela. Utanmış onları edinmekten. Bir adam olarak utanmış. Anam kadın olarak utanmış. Etrafımda da görüyorum bunu. Ay ben bunu uğraş tutarsam nasıl olur? Bu bir kadına işte yakışır mı? Ya da bir adam böyle mi yapar falan. Sen yapacaksın bunu. Senin sevdiğin şey bu. Seni mutlu eden şey. Boş ver yani. Bir de insanlar konuşuyorlar. Sonra senin mutlu olduğunu görünce bir susuyorlar, biliyor musun? Tabii öyle. Çok da konuşmuyorlar sonra. Başta bir konuşuyorlar. Senin tam tutturamadığın, böyle yalpaladığın, neyi nasıl yaptığından emin olmadığın öğrenci sürecinde. O acemiliği sen üstünden bir at bakalım. Herkes gelip soru sormaya başlıyor. Nasıl yaptın ya sen bunu falan diye böyle. Öyle. Sen de buna başladığında hiç bak bu böyle tutmuyordu. Ha, sen bunu iyi tutturdun falan oluyor insanlar. Aslında şaşırtabiliyoruz da birbirimizi. Müthiş bir şey bu yani. O yüzden dedikodumuzu da yapalım, yargılayalım da gerekiyorsa, gıcık da edelim birbirimizi, dürtelim yani. Ama o işi yapmaktan vazgeçmezsen, o hobiyi tutmaktan vazgeçmezsen, herkes başka sorular sormaya başlıyor yani. Bir öğrenicisin yani, hani görsel mi işitsel mi daha kolay, nasıl öğrenirsin, hangisi önde? İzlerim ben öğrenirken. Görsel. Evet. Yani şey, gözle izlemekten bahsediyorum. Evet, izlerim, dinlerim. Yani bütün hangisi aslında hepsi önce ya. Orada peki, olmam çok işim yine yani. Şunu soracağım. Mesela tüme varımcı mısın, tümden gelinci misin? Matematik mesela kafanda nasıl oturur bir şey? Yeni bir bilgiyi kafana nasıl oturtursun? Çok küçük bir detayla başlıyorum galiba. Öncelikle küçücük bir şey görüyorum. Hı hı. İşte mesela 65 yaşında bir kadınla 83 yaşındaki annesi birlikte didişe Beyoğlu İstiklal'de yürürlerken önce onların didişmelerine dikkat ederim. Sonra o didişmeden onların yakınlığına, sonra bir anne kız ilişkisindeki yakınlığı, tüme varım, herhangi bir ilişkide asla bulunamayacak bir yakınlık olduğuna kadar ilerleyen. Evet yani küçücük şeyler, o küçük şeyler çok hoşuma gidiyor böyle. Onları yakalayıp aslında başlamak. Tabii. Onu merak ettim. Tabii. Yani çünkü bu konuşmamız, muhabbetin başından beri matematik bir zihin var karşımda. Tabii. Ama onları anlatış şeklin matematik değilmiş gibi. Yani ne güzel, dünya ne üzerindeki durma beni şeklin ne güzel, havada gibi. Yani havada duruyorsun ama matematik zihin basar. Onun için bir çelişki var, o arada bir çelişki var, onu var anlamaya çok çalıştım. Çok seviyorum onu. Bede. Şimdi benim de bir matematiğim var, ben çok matematik bir kafayım. Normalde şimdi sana
şu anda ayıp ediyorum. Niye ayıp Hiç ediyorum? Etmedin Hayır. Şu ana kadar. Şimdi senin klibin çıktı 17 Eylül'de ve hala şu dakikaya kadar o klibi vermedim. Verme kadın. Çünkü hiç verme. Ama olmaz ki şimdi senin yani bir şekilde o bir klibi görelim mi? Ya ayıp ediyor muyum? Arkadaşlar bilmiyor içimi gidin izleyin. Dilan Bozyer yönetti. Çisen Maydar da yardımcı yönetmen. Müthiş kadınlar. Çok güzel bir set kurduk. Evrensel prodüksiyon amirimizdi. Muhammed kamera operatörümüzdü. Osman da vardı aramızda. Çok tatlı bir ekip. Umut Çetin yaptı şarkıyı. Özgür Çıtır, Berkay Küçükbaşlar çok katkıda bulundular. Ben yazdım sözünü müziğini. Gidin dinleyin arkadaşlar. İzleyin ya, güzel ya, şarkı. Şuradan böyle azıcık al çıkarsana şuradan. Yani böyle bir 15 saniye, 30 saniye falan. Kostümün Kadir Kılıç. Makyajda sevgili bir şarkıcım var. Nasıl hatırlıyorum? Hepsini böyle hatırlıyorum. Ah. Bilmiyorum. Duyarmısın? Almıyor içim, almıyor neden diye sorsam. Yalnız kalmak istiyor her zaman. Bilmiyor içim. Anlar mısın? Almıyor içim, almıyor desem. Yalnız kalmak istiyor her zaman. Devam etmek istersen diye dedim. İstemezsen hiç ne boş ver. Mikrofon mu bu? Hiç istemezsen boş ver. Sadece ister misin diye. Merhaba. Nasılsınız? Çünkü neden ısrar ettim söyleyeyim mi hemen seyirciye? O kadar o yaprağın içinden süzülen ışık dedi. O dedi ısrarla bak kalbini gösteriyor. Beni göstermiyor mı? Ceyhun. Açık mı? Israrla beni... Yönetmenim bu açık mı? Beni göstersene ben konuşuyorum şu anda ya. Kalben mi konuşuyor? Ben konuşuyorum işte bir şey anlatıyorum. Şimdi diyor ya böyle ışığın içinden böyle yansıyor diyor. Tam klip öyle olmamış mı? Yaprağa bakıyor. Tam o şu anda konuş. Buraya ben o klibi koymasam eksik kalırdı. Canım benim teşekkür yani, ederim. Yani doğada orada olduğu için vardır. Vivian Westwood'un bir manifestosu vardı. 2006-2007 yılında çok severim ben onu. Ben de odacı çok olarak severim. Da duruşu olarak evet. Da. Orada diyor ki bir tablodaki çiçek orada olduğu için oradadır. Onu güzelleştirdiği için değil diyor. Anlamı olduğu için, orada olmak oradadır zorunda diyor, olduğu için. Oradadır diyor, oradadır. Bu kadar. Bu kadar. Yani dolayısıyla müthiş. O klip neydi kelimenin adı? Podroidma. Tam podroidmayı anlatıyordu. Onun için dedim. Biraz söyleyeyim mi? Canın isterse. Çok heyecanlı. Tam gülüşürken tam sevinirken sevmiyor içim kalmıyor neden sevmiyor içim kalmıyor neden nereye gider bu aşk ve hatıralar, hatıralar nereye? Bilmiyor içimi dinleyin, izleyin. Nereye gidiyor bu hatıralar? Nerede kaldı? Nerede toplanıyor? Ay bu güzel mikrofonu kapatın. Buraya yok yok koyabiliriz. Bu şey mi? Hatıraların toplandığı bir yer var mı? Var. Nerede toplanıyor? Bütün hatıra, bütün tarihin, dünyanın, insanların hatıraları nerede toplanıyor? İşte bizim yaşadığımız yerde. O hatıralar sonra aralarında mesela birlikler kuruyor mu? Sendikalar kuruyor diyorsun. Mu? Yani hatıra sendikası değil mi? Bir süredir hatırlanmadığımız için falan. Mesela, eyleme gidiyorlar. Eyleme gidiyorlar. Bir daha bizi hatırlamadan önce bir hafta hatırlatmayacağız kendimizi. Hadi bakalım falan. Şey diye. Mesela unutturmayacağız pankart evet. Açıyorlar mı hatıralar? Hiçbir şey boşa gitmiyor ya. İnsanoğlu çok anlam arıyor belki de. Ben böyle anlam arayışımızın çok fazla derinleştiğini düşünüyorum. Yıllar yıllar, yüzyıllar içinde belki de çok didiklediğimizi düşünüyorum. Duygu o kadar, gün o kadar, yaşam bu yani. Yaşam işte daldaki çiçek ya. Vallahi romantik bir şey yaşamak yani, tatlı bir eylem.
işte hepimiz bir yerlere gidiyoruz, bir şeyler üretiyoruz, birilerini zengin ediyoruz. Bazen kendimizi zengin ettik sanıyoruz, onun yarısını biri elimizden alıyor. Hoşça kal diyoruz ona, o inşallah topluma iyilik olarak dönüyordur, umut ediyoruz. Birlikte üretiyoruz yani, dev bir makinenin parçaları oluyoruz kimi zaman. Kimi zaman kocaman bir resim, bazen böyle gülen bir aile fotoğrafı, bazen bir kavga sahnesi. Bir sürü şey aynı anda olup bitiyor yani. Ve bu kadar hayat, daha fazlası değil, daha çok derin bir şey değil hayat aslında. Bir eylemsellik, yani düşüncede değil de eylemde vuku bulan bir şey. Bakıyorum da çoğu zaman bizleri düşüncede bırakıyor. Peki her şarkı hikayeye muhtaç mıdır? Yok. Yani sen yazarken her şarkı bir hikayesi olması mı gerekiyor? Hayır, bazen o şarkı sadece kendini ifade etmek için doğuyor. Yani ben, bu mesela ben bu öyle bir şey bilmiyor mi? İçin bana bir şey öğretmek için geldi. Benim gerçek bir yakınlık kuramadığımı öğretmek istiyordu bana şarkı. Ve öğretti bana bunu. Sağ olsun. Şu an yakınlık kurabiliyorum. Ya şu şeyi çok merak ettim. O geçiş nasıl oldu? O yakınlığı kurabilme hali. Yani o tamam ben yakınlık kuramıyorum deyip o yakınlığı kurabilme haline geçerken neyi idrak ederek insan onu yapabiliyor? Ben çok prensip ve kural sahibi olduğumu gördüm. Bu da ayıp geldi bana. Hani terbiyesizlik ettiğimi fark ettim. İnsanları düzgün dinlemediğimi, İnsanların hayatlarını yaşama biçimlerine saygı duymak yerine ben onların nasıl mutlu olacağını acaba nasıl karar veriyorum? Ona daha çok değer verdiğimi fark ettim. Aslında bencilce direttiğimi ve bir şeyler benim istediğim gibi, umduğum gibi olmadığında derin bir hayal kırıklığına uğrayıp mağduriyette kaldığımı ve suçladığımı fark ettim. Burada tabii gerçek şiddetten bahsetmiyoruz. Ruhsal ya da fiziksel şiddet gördüğümüz ilişkilerden bahsetmiyoruz. Dolandırılmaktan, dolandırıcılarla olan deneyimlerimizden bahsetmiyoruz. Emeklerimizin çalınmasından bahsetmiyoruz. Kanunların bizleri korumamasından bahsetmiyoruz. Ben burada insan hayatlarından, gerçek dost ilişkilerinden, arkadaşlık ilişkilerinden, küçük tatlı flörtlerden ya da daha büyük duyguların vuku bulduğu ilişkilerden bahsediyorum. Ama bu kuralcılık o yakınlaşmayı engelliyor değil mi? İşte tam onu gördüm Aslı. Yani ve bu kurallar benim kurallarım nasıl olabilir ya? Bunlar kaç kişinin kuralı, kaç uygarlığın kuralı, kaç kere yıkılıp tekrar inşa edilmiş bu kurallar. Kaç kere ezberlemişim de ben unutmuşum, bir daha ezberletmiş biri gelip bana böyle hadi bir daha bir daha diye. Hani bunlar benim kurallarım bile değil bir de. Önce ben bir ezberlediğim her şeyi yıkmak, sonra yepyeni şeyler öğrenmek zorunda olduğumu gördüm yani. O zaman bu şarkı iyi ki gelmiş. Çok mutluyum. Çok anlamlı. Şimdi bunu anlatınca iyice. Mesela Doya Doya'nın da bir hikayesi var mı? Şimdi neden? Bunun çünkü bu şu anda ben artık bu şarkıyı bilmiyorum. Siz de belki öyle sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler kalıbı da kaç uygarlıktan geldi. Bence çok klişe. Asurlulardan kalmam bize. Bayılırım. Sevgili seyirciler. Mesela bu şarkıyı başka türlü dinleyeceğiz artık. Ben tekrar tekrar eve gidince başka türlü dinleyeceğim, ona eminim. Onun için mesela Doya Doya, onun hikayesi. Çok tatlı sordun. Bir de ortak bir yaramız var, o yüzden anlatabilirim sana rahatlıkla. Ve sevgili seyircilerimize. Asurlardan kalmam. Annemin kaybı, babamın yanında hep kavun ve peynir olması ve benim onu hatırladığım o sofra. Ve bir şekilde onların bana hissettirdiklerini geride bırakamayışım. Her ne zaman yeni bir duygunun içine giriyor gibi olsam hep böyle o evin beni tekrar tutması, bacaklarımdan, paçalarımdan, kollarımdan. İşte bir ilkokul öğretmeni tutuyor bir yerden, bir ortaokul öğretmeni tutuyor bir yerden, bir lise arkadaşı tutuyor bir yerden. Bir üniversitede hoşlandığım oğlan tutuyor. İşte bir kadın geliyor sonra aklımı alıyor filan. Hep geçmişimden bir şeyler böyle beni tutuyor, bir yerlere çekiyor filan. Bir şöyle doya doya oh diyemiyorum yani. Bir yaşayamıyorum yani ben. Bir böyle gerçekten birine dokunamıyorum. Hani vardır ya, moleküller gerçekten temas etmezler aslında. Hep aramızda bir boşluk kalır. Bütün objelerin temas etmesi imkansızdır aslında birbiriyle gibi. Hep o fizik kanununa takılıyormuşum gibi yani. Orayı geçmiş dolduruyor gelip. Tam birini seveceğim, o geliyor araya filan. Çok nostaljik de bir yerde yaşıyoruz tabii. Türkiye dünyanın en nostaljik ülkelerinden biridir eminim. Hani kadın haklarında 130. işte insan haklarında 178. hayvan haklarında 182. falan olup ama nostaljide 2. falan olabiliriz yani. Bir böyle bıkasım geldi bundan hani. Bunu bırakasım geldi. Yıllarım aldı ama. Güzel yıllar oldu onlarda. Ya öğrenmek de çok güzel.
kafamı vura vura. Doya doya. Doya doya. Sonra bu şarkı çıktı. Evet. Doya Doya'yı Yol'la aynı gün yazdım. Birinci albümde Yol ve Doya Doya şarkıları aynı gün yazıldı. Çok sevdiğim bir şarkı Doya Doya. Doya Doya, evet. Onu cidden bazı şarkıları mesela yapmışım. Onları yapıvermişim. Onlar şarkı olmuş. Onlar da tabii çok tatlılar. Çok seviyorum. Ama bazı şarkıların anlamı bambaşka benim için. Hiç inkar edemeyeceğim. Yani şey diyemiyorum hani. Ben hepsini eşit seviyorum. Yok. Yani hepsini eşit sevmiyorum. Bazı şarkıları çok daha fazla seviyorum. Bazı şarkıları söylemeyi daha fazla seviyorum. Bazı şarkıları yazmış olduğum gerçeğini daha fazla seviyorum. Bazı şarkıları bazı illerde çok fazla seviyorum. Bazılarını bazı ülkelerde daha çok. Yani o kadar ve tatlı yolculuklar ve maceralara çıkardılar ki beni. O küçük serseri şarkılar. Ama en böyle kalbinin en baş köşesindeki hangisi var mı? Öyle bir tane tahta duran. Yok. Çünkü yeni yaptığım her şarkı zaten o tahta oturuyor. En son yapılan şarkı geliyor oraya hep. Sonra bir sonraki şarkı geliyor. O taht aslında benim son yazdığım şarkıya ait oluyor hep. O yüzden de diğerleri babacanlar, işte anacanlar olarak hep birlikte takılıyorlar yani. Bundan sonra yani biliyorum, eminim şu cevabı alacağını da düşünüyorum. Asla 3 yıl sonra, 5 yıl sonra hiç bilemem. Yol bizi nereye götürürse biz bu hayat yolunda gidelim, gidelim elimizden geldiğince diyeceğini tahmin ediyorum az çok ama... Yani daha iyi belki de bir dünya ya da o hayal ettiğin gibi, benim de hayal ettiğim gibi. Yani o dünya, o paylaşım, işte o sorumluluğu almak, biri bir şey mi istedi, biri bir şey mi diledi, onun da onun, yani o belki de bir ego var içinde. Bilmiyorum olsun. Ki bu da bir ego olmaz mı? Hani onun dileğini ben gerçekleştireyim. Yok, egosu ya da olabilir. Bizler hani iyiliği söylemekten utanırız ama kötülük nasıl çırılçıplak ortadadır ya. Nasıl rahatlıkla aramızda at koşturur yani. Bütün kötülük, bütün o üçüncü sayfa haberleri gibi sürekli üstümüzde yani ağırlığıyla. Evet. İyilikten de bahsedelim abi. Birbirimiz için yaptıklarımız, bağışlarımız. Gidelim depremden etkilenen bir kasaba tekrar kurulmuş. Çatılara son arpaler döşemişler Çanakkale'de. Bahsedelim ya. Gidelim ama insanlar için rehber köpek yetiştiren o muhteşem avukat hanımefendiden bahsedelim. Bahsedelim umuttan, çocuklardan bahsedelim, köy okulları dayanışmasından bahsedelim, Kalben ailesi işte koruma çocuklar için koruyucu aile derneğinden bahsedelim. Benimle adaşlar, ortaklığımız yok ama ruhen ortağız, hani bir sürü şeyden bahsedelim, iyi olan, güzel olan. Ben hiç çekinmiyorum yani. Biri de şey diyebilir yani, işte o da ona iyilik yapmaktan tatmin oluyor abi, o da onun bilmem ne var ya, öyle söylemler. Bütün bunlar iyiliğin karşısına duvar örmek için. Bunlar çok ayıp söylemler bence. Biz burada kelimeleri bipliyor muyuz? Ne oluyor bu çocuklar, durumda? Çocuklar beni bipleyin. Beni bipleyebilirsiniz. Yönetmenim beni. Hayır, siz beni şu an bipleyin. Ne olur ne olmaz, ben bipli devam şimdi edeyim. Şimdi sen aylaklık diyorsun ona, ben tembellik diyorum. Bir anayasal hak olması gerekiyor. Bir varoluşsal hak. Doya doya, dibine kadar aylak, tembel olma hakkı olmalı insanların. Ve bunun için vicdan azabı çekmek istemiyorum. Evet, ne güzel dedin. İstemiyorum. Şu an modern insan dediğimiz varlık böyle 15 dakika bile boş dursa tuhaf bir suçluluk hissediyor. Ama bir yandan da gününün ortalama 6,5 saatini bir ekrana bakarak geçirmek zorunda. Yani bu ya ekmek kazanmak için ya da gündemde olmak için yapması gereken bir şey. Yani ilgili kalmak için, hani gerçekliğe. Çok bir yandan delirtici de bir tarafı var bunun. Nasıl tembel olacağız? Nasıl bir yürüyüşe çıkacağız, keyifli bir şarkı dinleyeceğiz? Yani nasıl görünmez olacağız? Nasıl kaybolacağız biz ya? Nasıl kafamızı dinleyeceğiz? Nasıl inzivaya gideceğiz? Nasıl nefes alıp vereceğiz? Nasıl uyuyacağız da rüya göreceğiz biz? O yüzden dediğin gibi insanların uğraşlarının olduğu, hobilerinin olduğu, sevgilerinin olduğu, tekillikleriyle, kendileriyle mutlu mesut baş başa kalabildikleri, sevdikleri dostlarını özgürce görebilmeye vakit ayırabildikleri, büyük sofralarda da oturdukları, kendilerine de yemek yapabildikleri, kazandıkları para kadar değil, oluşturdukları değer kadar değil, ürettikleri ürün kadar değil, zaten sadece insan oldukları için değerli hissedebildikleri bir dünyanın, bir alemin hayalini kurmaya devam etmezsek, yani bizler hayalperest olmazsak, o zaman bu gerçek de olmaz bir gün. İşte tam bu sebeple hayal kurmayı da asla bırakmamalıyız. Ne zaman peki hayali kurmayan kadın, kuranları hatta nasıl hayal kurarlar diyen kadın şu anda hayal kuruyor. Ne kadar güzel bir şey bu. Öğrenilebilen bir şeymiş. Evet. Zaten içgüdüselmiş çünkü. Hepimizin gayelerini bulmasını diliyorum o yüzden. Öykülerle ilgili bir proje var mı? Bir romanım var benim. 2022'de doğum günümde albümüyle birlikte gelecek diye planladık. Fakat o kadar çok şey planladığım bir hayatım oldu ve o kadar planım mahvoldu ki çok da gülüyorum buna. Çok hoşuma da gidiyor planların mahvolması.
Kimi zaman bu işte global krizlerle, büyük insanlık acılarıyla oldu. Kimi zaman ülkemizde vuku bulan şeyler sebebiyle oldu. Kimi zaman benim şahsi durumlarımdan ötürü oldu. O yüzden dilerim 2022'nin başında bir albüme bir roman geliyordur. Roman. Evet. Roman, yani o roman genişliğinde bir kurgu işte asıl hayal gücünü besleyen. Muhteşem bir şey, heyecanlı. Bu arada bir dakika, doğum günü Oğlak burcusun. Evet. 17 Ocak mıydı? Evet, evet değil mi? 17 Ocak. Çalıştık ama böyle 17 Ocak Oğlak burcu. Yeah. O zaman çok az kaldı. Az kaldı. Bir albüm ve bir roman beraber roman geliyor 17 Ocak'ta. Artık açıkladık net bir şekilde. Burada açıkladık. Buradan seninle bir kaçmak yok. Yani hani bu kaçamayız, gelecek. Öyle geliyor ya da böyle gelecek yani. Aksarsa da artık hep birlikte bir halayını çekeriz. Burada çekeriz. Bir dans ederiz önden burada. Önden çeker miyiz halay yaparız, giderken böyle? Yaparız. Bir çekeriz önden olmadı. Birkaç hani kere halaydan kovulmuşluğum var. Şaka. Evet, tutturamıyorum. Şey mi, ayaklarım mı? Ayakları ben tutturamıyorum. Ben de tutturamıyorum. Tutturamıyorum. Çok saçma değil mi? Niye tutturmaya çalışayım ki? Ama her şeyin bir usulü var. Ama ben kendi halayımı kendi içimde bir bütünün parçası olarak çekebilirim. Bu programın sloganı ben kendi halayımı kendim çekerim oldu evet, öyleyse. Yani bir dakika. Bütüne karşı mıyım diyelim. Tutuyor muyum tutuyorum, parmakları? Tutuyorum. Yanınızda mıyım? Yanınızda mıyım? İki tarafa beden gidiyor mu müzik eşliğinde? Gidiyor. Ayağımı tutturamayınca ne olacak ki? Bütünün parçası mıyım? Evet. Kişisel miyim? Evet. Yani mükemmel bunun için eziklenmeli halay miyim? Çekilsin o zaman. Hızlı sorular hadi. Hızlı hazırım sorular gelsin. Çok heyecanlı. Sevmek mi sevilmek mi? Sevilmek. Affeder misin? Ne haddime tabii. En büyük keşken? Evet. Birinci albümle ilgili bazı kararlarım. En sevdiğin yemek? Lazanya. Yalan söyledin mi? Çok. Çay mı kahve mi? Bugünlerde çay kahve beni öfkeli yapıyor. Güvenir misin? Güvenebiliyorum. Çok hoş. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var mı? Kiminle içtiğine göre ya da kimin pişirdiğine göre değişir. Beni en çok nokta nokta sinirlendirir. Yani bir şeyi anladıysam ve anlamadığımı öngörerek biri ya da öyle zannederek falan benimle bir şey konuşuyorsa hani biraz sıkılıyorum o durumda. Aramak mı mesajlaşmak mı? Mesajlaşmak. En son neye ağladın? Evet. Çok güzeldi bir an. O anın ne yazık ki sürmeyeceğini, benim de sürmeyeceğimi fark edip faniliğimi ağladım. İçindeki çocuk öldü mü? Ay ölür mü ya? En sevdiğin Türk müzisyen? Çok fazla var. Fikret Kızılok ve Sevinç Tevz diyeyim. Sevinç Tevz, oy. O iki dünyanın insanı diyeyim ki böyle. Komedi mi, dram mı? Komedi. Umduğun dağlara karlar yağdı mı? Defalarca iyi ki öyle oldu efendim. Eriyince çok sulak oluyor, çok şey yeşeriyor. Acıdan beslenir misin? Hayır ama acıdan ilham alırım. Bir şarkıdan vazgeçmek zorunda kalsan hangisi olurdu? Hani bunun cevabı çok net. Sözünü müziğini ben yazmadıysam ve söylediysem ondan vazgeçerdim. Kimsenin bilmediği özelliği? Yoktur herhalde. Yoktur ya. Biri bu mutlaka biliyordur evet, bana dair onu. Evet, aynı fikirdeyim. Çok ısır tutan biri değilim yani. Rol modeli aldığın biri var mı? Yok. Danışan mısın, danışılan mı? İkisi de oluyorum hayatta. Dönmek istediğin yaş? Hiç yok. Çalışkan mısın, tembel mi? Ben çalışkan bir tembelimdir. Kendini en yaratıcı hissettiğin yaş? Şu an. O zaman son ben kendim için soracağım. Hayatın bir şarkı olsaydı. Ne tatlı. Hayatımın şarkısını yazmış olmak ihtimali var mı? Dönüp bakınca yazmış mıyım? Hayatın mıyımdır bir şarkı. Biliyorum. Hangi şarkı anlatırdın? Biliyorum yani. Ay evet, az önce dedim ki anladığım bir şey bir daha biri anlamamışım gibi sorarsa sinirleniyorum ve ben aynı şeyi yaptım şu anda. Hiç senin yaptığın şey o değil, yok. Benim dediğim biraz böyle hani başka bir şeydi. Hiç seni yaptığın değil, sen çok tatlısın, hiç öyle değil. Hayatımın şarkısını şeyi seçerim herhalde. Şimdilik. An Eye for an Optical Theory var Michael Nyman'ın Man on Wire soundtrackinden, onu seçeyim. Falan diye giden böyle müthiş bir çok tatlı bir eser. Yani benim hayatımın o deli temposu işte inişi çıkışı, duygusal olarak böyle gittiğim yerler, kırılganlıkları, bundan utanmamayı öğrenmesi falan, böyle güzel bir hikaye anlatımı var. Ona yakın buluyorum. Şimdi bir röportajda. Röportaj mı dedim ben az önce? Hoş dedin ama. Röportajda.
Lütfen röportajda olsun. Hayır, dönemiyorum geriye. Şu anda. Demişsin ki hani insan kendi yaptığı hataları, bu meslekte, bizim meslek içinde geçerli bu. Söylemeli. Tabii. Gençken, başlarken, tabii, ileri yaşlarda tuzaklar olabilir. Tabii. Hatta Cem Adrian'ın, evet, sana yaptığı bir şey hiç unutamadığını, evet, bu anlamda çok hani iyi olduğunu. O neydi? Yani ne yaptığında o seni uyarmak zorunda ya da düzeltmek, neyse onun adı kaldı. Birinin benden aldığı şeyin çok fazla olduğunu bana fark ettiren insandı. Sağ olsun Cem Adrian. Bazı şeyleri bilmiyoruz aslında ve bilmediğimizi de bilmiyoruz. Ne tuhaf değil mi? Yani bilmediğini de öğrenmen gerekiyor. Hani bir konuda cahil, hı-hı, olduğunu da bazen anlaman gerekiyor, fark etmem. Ben şanslıyım yani, cehaletimi öğrenmeye fırsat buldum alemde. Bu fırsatı bulamayan ve bilgisizliğin içinde kaybolan insanlar görüyorum. Çok istiyorum onlar da öğrensinler, farkına varsınlar diye. Dualarım o yönde. Benim öğrenmemde faydalı olan, bana yardımcı olan, yol gösteren, ışık tutan da dostlar da oldu. Geç geldiklerini düşündüm hayatıma kimi zaman. Ah dedim, keşke bu insanı ben 4 yaşından beri tanıyor olsaydım. Ama işte her şeyin bir vakti var dediğimiz şey. Ne zaman gelip sana bir şey öğretiyorsa insanlar, aslında vakit o zamanmış. Biraz böyle zamanın içinde salmayı da öğrendim. Hı. Yani Cemo'dan sektöre dair bir şeyler öğrenmişliğim vardır. İnsanın emeğine fiyat biçmesi, bunu para anlamında söylemiyorum. Tabii. Her türlü emeğe karşı bu teşekkür de olabilir. Tabii. Çok kolay bir şey değil. Değil. Çünkü ne olduğunu görmesi, orada ben gerçekçi. Şeyi çok biliyorum, çok... illüstratör arkadaşlarım, hı-hı, grafik tasarımcı arkadaşlarım özellikle işte, ya da müzisyenlerde mix yapan, mastering yapan, hı-hı, teknik tarafta olan dostların emeklerinin karşılığını aylarca isteyip alamadıklarını ve kendi emeğinin dilencisi gibi hissetmekten utanç içinde dolaştığını çok biliyorum ve bu utanç nedendir? İnsan neden emeğinin karşılığını istemekten utanır da karşı taraf o emeği önemsizleştirirken, değersizleştirirken, ayağının altında sanki alıp ezebileceği bir eşya parçası gibi davranırken utanmaz? Ne tuhaftır değil mi? Şey gibi, medya dilinde işte taciz ediliriz, tecavüze uğrarız, itiraf etti olur ya. Neyi itiraf ettim kardeşim ben ya? Hani bu nasıl bir dil yani bana karşı kullandığın gibi? Hani o yüzden İnsanın emeğinin bir karşılığı var. Bunu istemesinde bir tuhaflık yok. Bunun verilmemesinde çok ciddi bir sorun var. Biz o soruna odaklanmalıyız. Şey gibi, bir kadın dayak yiyor yıllarca. Niye seni döven adamla kaldın diye soruyoruz. Gene kadına soruyoruz bu soruyu. Hem dayak yemiş, işkence çekmiş yıllarca. O hapishanede kalmış. Bir de oradan kurtulduğunda, ama sen de orada kalmışsın. Niye çıkmadın daha önce falan diye kadına soruyoruz. Bu nasıl bir utanmazlık ya? Öyle. Ve biz nasıl utanmazları başa çıkardık? Yani bu utanmazlar nasıl bu kadar eminler, bu kadar özgüvenliler? Nasıl bunlar bu kadar ahlaklı ya? En cimri olduğun konu ne? Güvendi. Güvenme konusuydu. Yok, para anlamında. Bunu para anlamında sordum. Ay, kendime yani... ben bir şey alırken, kendime ben bir koltuk alırken 7-8 yıl falan düşünürüm. Ay, o kadar mı? Çok. Niye? Eminim başkalarına dağıtıyorsundur. Öyle değilimdir. Yani sevdiğim insanlara ve böyle değer verdiğim davalara falan, orada inanılmaz rahatım. O konuşulmaz bile bence. Hani onun lafı bile edilmez. Hatta şimdi dostlarıma soruyorum mesela, bunu ben ödesem rahatsız olur musun diye. Çünkü sen de ödemek istiyorsan bunu, hani paylaşalım istersen. Ben böyle egomla gelip hani burada bir şeyi kontrol altına almayayım. Dikkat ediyorum buna. Çünkü kimi zaman insanların ısmarlamaya darıldığını fark ettim. Hmm. Çünkü o da orada bir şey ödemek istiyor. O da kendi varlığını orada bir göstermek istiyor. Sen de ona güzel bir şey yapmak istiyorsun. Bir kıyak geçmek istiyorsun falan. Olay karışıyor. O yüzden bence iletişim müthiş bir şey. Sor yani, utanma bundan. Ben artık utanmıyorum. Ya. Utanmazlık beni çok şey yaptı ya, rahatlattı. Belki bir kanser olacaktım, artık o kanseri olmayacağım gibi hissediyorum resmen. Ya bu utanmazlık çok işime yarıyor. O yüzden insanlarla bu iletişimi açık bırakıyorum işte. Orada da aynı şeyi yapıyorum. Yani iletişim kuruyorum. Hani, hı, soruyorum. Kendime soruyorum. Gerçekten bu koltuğa ihtiyacın var mı senin? Evet. O zaman cimrilik yapma diyorum. Al bu koltuğu. Ha, ama şimdi artık öyle... Koltuk geliyor, eve sığmıyor. Hı. Ha, bir de böyle ihtiyaçla alınan arasındaki... Gene beceremiyorum falan kendime bir şey yapmayı. Ama gülüyorum sonra buna. Olsun, önemli değil. Ama daha böyle değer. Daha hani artık kendini alırken, evet, daha rahat alma. Evet, ihtiyaçlarıma daha bir şey. Evet. Çok insanın kendine de vermesi, evet, o hediyeyi. İnsanın sevdiklerini düşündüğü kadar kendini düşünmesi. İnsanın birilerine verdiği kadar hediyeyi kendine de verebilmesi. İnsanın birinin çamaşırını yıkadığı kadar kendi çamaşırını da öyle özenle yıkayıp, silkeleyip, asması, katlaması, ütülemesi. Bakın çok insan var dışarıda.
eşinin, çoluğunun, çocuğunun ütüsünü yapıp kendini ütüsüz giydiren, kendini önemsemeyen, bunu kırmak lazım. Vallahi kırmak lazım. Kırıyorum hadi. Kendimi de ütülüyorum artık yani. Ne güzel yapıyoruz. Evet. Niye şimdi ben kendim de ütüm. Ne kadar hoş oluyor diye. Çayları tazelemek istedik ama hala bir dinle, yani ta dün akşamdan kalan çaylar burada var. Umut neredesin? Neredesin? Aslanım ben geldim. Çaylarınız da geldi. Burası aslanımın kulisi değil mi? Nasıl değil? Bana öyle söylendi. Ya benimle dalga mı geçiyorsunuz siz? Umut, burası bizim stüdyoya benziyor mu? Boş vakitte bir rotasyona sokalım Umut'u. Mesela gelsin bir stüdyoyu dolaşsın, başka yerleri dolaşsın. Öyle mi diyorsun? Şiddet dili. Kalben buna karşı, yönetmen diyor ki bence direkt dövelim diyor. Hiç kalben buna karşı çıkacaktır. Bu şiddet dili, bu olmaz. Ben şeyi düşünüyorum, işini o kadar seviyor ki mesela o parodiyi yazmış, o parodinin içinde olmuş. Gitmiş orada öyle takılıyor. Çok hoşuma gidiyor i̇şini böyle. İşini bu kadar sevseydi şu stüdyoyu bir bulurdu değil mi aylardır? İşini seviyor, iyi niyetli lakin bulamıyor. Kaç dakikamız kaldı Ceyhun? Ay, peki yönetmen ne cevap veriyor? Size kaç lazım? Tatlılar bak. Kaç dakika lazım bize? Ne yapayım, pazarlık mı yapalım? Şaka yapıyorsun. Çoktan vakti söyle. Geçirdiğimizi hissediyorum ben. Yönetmenimiz de öyle mi diyor acaba? Evet. Evet. 8'e 7 mi? Kalan 7 azınlık olan taraf ne istiyor? Ha, o zaman ben bir dakika, en başta bunu sormadan olmaz. Madem hesabı bölüşüyor muyuz diye soruyoruz. Bu programda ortak bir sorumluluk için yapılıyor o zaman. Reji 15 kişi. Tamam. 8'e 7 aralarında oylama yapmışlar. Büyük bir baskı var. Diyorlar ki 8 kişi. Ne olur buradan son 5 dakika sadece şarkısından bir şey söylemeden gitmesin. Kalan 7'yi merak ettim ben. Azınlık hakları candır çünkü. Onlar da haydi söyle demişler. Şimdi ben dedim ki bir ister mi istemez mi karışmam. 2 ona kalmış. Sadece söylüyorum ama kendi sözünü müziğini yazmadığım ve albümlerde olan şarkılar arasında Rüzgar dışında bir de o şarkı var, onu Eylül 2019'dan beri hiç söylemiyorum. Tamam. Bir daha da hiç söylemeyeceğim. O zaman sadece. Ama sadeceyi tabii ki söyleyebilirim. Peki şu anda bir kıskançlık oluyor mu içte? Hiç olmuyor. Hani başka şarkı olunca ve bu istenince. Üzülüyorum yani. Üzüntü bak şu anda bizim canımız kalbenimizi üzdünüz sevgili Reji. Ama bana açabilir miyiz? Çünkü diyor ki benim şarkım olmayan bir şey istendi ben üzülüyorum diyor. Bir de şey de beni üzüyor hep böyle 2016'da yaptığım şeyler var. Çok güzel tabii. Ama işte bu nostalji dediğim şey, ben nostaljik biri değilim. Yani 2016'da yaptığım şeyler benim için artık 2016'daki şeyler. Üstünden 5 yıl geçti onların. Ben Robot Kozmonotlar yaptım, Teoman'la Şanssız Mücadeleciler yaptım, Dudu Tasa'yla Bilmiyor İçim yaptım. Kalp Hanım albümü yaptım Genco Arı'yla, Sonsuza Kadar'ı yaptım. Perişah'ın Kızı diye bir türkü yazdım. Kendi türkümü İsmail İlgün'le çaldık. Divan çaldı. Yani o kadar çok şey ürettikten sonra hala böyle en bana ilkel gelen üretimlerin beğenilmesi ve dinlenilmesi hem bir yandan çok kıymetli çünkü klasikleşen şeyler olduğu anlamına geliyor ama bir yandan bir müzisyen olarak açıkçası beni tahrik etmiyor. Şu anda seni ne tahrik ederdi? Beni yepyeni bir şarkı söylemek daha çok etkiliyor mesela hayatta. Ya dükkan hayatta. Senin. Hiç duyulmamış bir şey dükkan söylemek. Dükkan senin. Ya hadi ne olur et. Hiç lütfen burası bak evin lütfen. İstediğini söyle, mikrofon hadi senin. Boş ver sen rejimi. Biraz boş sadece, ver rejiyi. Hayır, öncelikle rejimizi asla boş veremem. Ve sadece birazcık mırıldanmak istiyorum izninizle. Bunu da ilk kez yapıyorum. Gitarsız şarkı mırıldanmak şey oluyor. Romantikleştim demek ki ben yaş aldıkça. Hiçbir şey istemedim. Ne yatak, ne oda, ne de sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. Dizlerinde dizlerim, boynunda ellerim, boğulur gibi yeniden her gece her gece. Doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim, doğalım mı
sevgilim. Merhaba. Şimdi çok yeni bir şarkı söyleyeceğim. Bu albümde olacak. Albümde zaten çok fazla şarkı olacak galiba. Ne yapacağız bilmiyoruz. Kaybolmuş diye bir şarkı bu. Sevgili Can Güngör üretti şarkıyı. Ben size burada en ham haliyle söyleyeceğim. Çıplak haliyle deniyor. Bir şey arıyordum kaybolmuş. Çoktan kaybolmuş. Kaybolmuş. Ben doğmadan önce bile burada yokmuş. Bu evde yokmuş. Siyah beyaz filmlerde, sansürlenmiş şiirlerde, sessiz söylenen şarkılarda gizleniyormuş. Tekinsiz dalgalarda, yazlıksız kıyılarda, basılmaz kayalarda dinleniyormuş. Sevilmemiş çocuklarmış, yazılmamış romanlarmış, belki hiç vücut bulmamış insanlarmış. Öpülmemiş kadınlarmış, ağlamamış adamlarmış, belki hiç güneşe uçmamış yüreksiz kuşlar gibi dalında kalmış, kuruyup düşmüş, sonra kış olmuş, kasırga gelmiş almış götürmüş, uzaklara yuvasını evde. Bir şey arıyordum çoktan kaybolmuş, kaybolmuş. Bir şey arıyordum kaybolmuş. Ben doğmadan önce bile burada yokmuş. Bu evde yokmuş. Bir şey arıyordum kaybolmuş.